CHP'li belediyelerin olduğu kentlerde sosyal hayat var. Bir etkinlik. Eğer müsaade edersen benim de aşkımı yanıma çağırayım. Evet sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir Çeşme gününde, Kasım'ın son günlerinde, hakikaten güzel bir Çeşme gününde, böyle anlamlı bir etkinlikte ve ilkinde hep beraberiz. 9 bölge, 9 festival dedik, 9 etkinlik dedik. Kendi gelenek ve örf ve adetlerimizden çıkan etkinliklerle olacağız dedik. Her bölge için bir etkinlik planladık. Hele hele bugünlerde dünyada yaşanan bu vahşi savaş, vahşi katledilen insanlar her zamankinden fazla sevgiye, dostluğa, aşka, birbirimizi kucaklamaya, saygı göstermeye çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde inanıyorum ki bu etkinlik daha da bir anlam kazanmış olacaktır. Ama bir gerçek de var. Bu hikayenin bir gerçeği de var. Bu her zamanki gibi kes kopyala bir mantık içinde olan bir etkinlik değil. Burada yaşamış Nezir abimiz var. Benim yaş grubumdan biraz daha aşağı olanlar da mutlaka tanıyordur kendisini. Ben de tanıyordum. Allah rahmet eylesin, 1980 yılında vefat eden bir abimiz. Bir ömür boyunca aşkı için bir şeyler yaratmaya çalışmış, ulaşamadığı o platonik aşkı için gün gelmiş bir sala bir şeyler bağlayıp bir uçurtmayla
aşkını görebilmek için komşumuz Sakız Adası'na gitmeye çalışmış ve gitti. Gün geldi mimar değilken, usta değilken, şehir plancısı değilken bir kule inşa etti. Maalesef o kule tabii bir şekilde yıkılmış ama onun da buradan müjdesini veriyorum. Önümüzdeki yılki etkinliğe onun o kulesini de bir şekilde anıt olarak, Dalyan'ın bir anıtı olarak ortaya çıkarmış olacağız. Öyle bir aşk ki, düşünebiliyor musunuz, ciddi bir imalat yaparak bir kule yapmış oluyor. Bu bizlere bir ders veriyor aslında baktığımız zaman. Bu kısacık ömür içerisinde hele hele çeşme gibi her şeyi içinde barındıran bir yapı içerisinde sevgiyi, dostluğu, kucaklamayı, arkadaşlığı, aşkı, sadece iki cinsin karşı karşıya birbirine bir his değildir aşk. Çevrenize aşık olabilirsiniz. Ortamın yaratılan hareketine, bir fikre aşık olabilirsiniz. Ama güzel bir duygu. Bizim de aşklarımız var tabii. Onun için de kusura bakmayın. Sevgili aşkımı da yanıma aldım. Bugünün ve iki gün sürecek bu etkinliğimizin bölgemiz için gerçekten hayırlı olmasını istiyorum. En azından burada eğlenelim, biraz gülelim ve o sevgi tohumlarını büyüterek ülkemize, dünyaya bir barış mesajı olarak verelim. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. I'll pick you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. Yeah, I wanna kiss you, make you feel alright, but I'm just so tired to share my thoughts. I wanna cry and I wanna love, put all my tears festivalle ilgili düşüncelerinizi alayım. Çeşme için çok iyi olmuş bu mevsimde özellikle. Biz İzmir'den geldik. Yazlığımızı kapatıp gideriz, bir daha da gelmeyiz. Ama bunun için geldik buraya bugün. Evet, ekonomiye de faydası olur. Evet, biz de beraber geldik. Çok güzel tabii ki. Festivalde böyle çok güzel bayanlar buldum. Hemen yakaladım. Hemen birer cümle alacağım sizden. Evet, ilk defa oluyor bu yıl. Herkesi bekliyoruz aşk festivalimize. Dalyan'da aşk maşkınıdır diyorum ben de. İlk defa oluyor. Biz de ilk defa katılıyoruz. Heyecanlıyız bu yüzden. Bayağı da talep oldu. Bu yüzden mutluyuz. Ben de mutluyum. Aşk getirsin, uğur getirsin çeşmeye. Hareket getirsin inşallah. Güzel olur her şey. İlk defa olmasına rağmen bayağı bir rağbet var. İnşallah devamı gelecek senelerde olacaktır. Herkesi bekliyoruz. Halk TV'ye ne söyleyeceksiniz? Ortaya. Ortaya. Halk TV en doğru haberi yapan. Doğru. En doğru haberi yapan TV olarak görüyoruz. Aşıkları buldum hemen. Vallahi.
Sizleri gördüğümüz için çok mutluyuz. Bizim aşkımızı herkese ilan edin. Çok teşekkürler. 40 yıldır evliyiz. Evet, 70 yılında evlendik. Bir çocuğumuz var 40 yıldır. Aşkımız hala devam ediyor. Evet. Festivali nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk defa bu sene Dalyan Festivali oldu aşkla ilgili. Burada bir tema aşkla ilgili olduğu için çok mutluyuz. Bu eski bir hikayedir. Nezir'in hikayesidir. Başkan anlattı hemen o hikayenin önünde. Çok güzel, dokunaklı evet, bir hikaye. Evet, Sakız Adası'nda bir kıza aşık olmuş, kule yapmış. Oradan kızı seyretmek için, görebilmek için bunun temasını işledik biz de bu festivalde. Evet. Çok güzel bir festival bence. Buraya çok yakıştı. Yani Çeşme'de hep böyle şeyler yapılsın. Yani Dalyan da aslında çok güzel bir yer. Tanıtılsın. İnşallah bundan sonra daha da canlı olur. Dalyan'da bir kooperatif kurucusu beraberiz. Yani bir grup var burada. Kurucuları var. Evet. Bahsedelim biraz isterseniz. 7 kurucu üye ortaya çıktık. Hedefimiz Çeşmeli kadınları ekonomik olarak güçlü ve ayağı yere sağlam basar hale getirmek. Yeni bir kooperatif değil mi? Çok yeni, 11-11'de kuruldu. Çok sevinçliyiz ki Çeşme Kadın Girişimi Kooperatifi'nin kuruluşu Aşk Festivali'ne denk geldi. Burada aşk konseptli ürünlerimizi sergiliyoruz. Dediğim gibi el sanatları ve el lezzetleri olmak üzere iki ana dalımız var. Burada bulunmaktan çok mutluyuz ve herkesi, kooperatifimizi desteklemeye çağırıyoruz bu festivalde. Çok teşekkürler. Çok seviyoruz. Evet. Sürekli izliyoruz. Halk TV'yi devamlı izliyoruz. Evet. En çok izlediğimiz, hatta tek izlediğimiz TV Halk TV. Teşekkür ederim. Evet. Festivaldeyiz. Ürünleriniz var. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi reçellerim var hepsinden. Ispanak pastam var. Zeytinyağlı dolmam, kıymalı. Arnavut böreğim. Patateslim var. Her şeyim var. Hepsini siz mi yaptınız? Evet. Hepsini kendim yaptım. Peki Aşk Festivali'nde katılım nasıl? Yani ilgi var mı? Var. Var çok. Her sene bekleriz böyle. Bekliyorsun. Aslında Yunanistan'ın şeyine olsaydı daha iyi olurdu. Oralar davet edilmiş olsun. Şimdi bu ilki olduğu için bundan sonraki senelerde gelenekselleşecek i̇nşallah, artık. İnşallah canım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değil, sağ olun. Bu güzel kavanozları nasıl yaptınız? Yani parçaları kestik. Sonra kurdelesini bağladık. Nazar boncuğu. Sonra ne olduğunu belirten bir kağıtla yapıştırdık. Bu şekilde süsledik yani. Çeşit bol bu arada. Evet, bol. Hepsi kendi yapımımız. Evet. Domates reçeli bu da. İlk defa görüyorum. Evet, zor bir reçeldir. Yani yapımı çok zordur. Çünkü kirece falan batırıyorsun. Bayağı bir uğraşıyorsun. Patlıcan reçeli var, marmelatlar var, turşular var gördüğüm kadarıyla. Bayağı bir çeşit bol. Evet. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Harika bir festivaldeyiz. Aşk Festivali'ndeyiz. Çeşme'deyiz. Bahsedelim isterseniz.
Evet, ilkini başlattığımız bugün, iki gün sürecek bir aşk festivali var. Dünyamızda yaşanan bu kadar kötülükler, bu kadar sıkıntılar, terör, savaşlar, barışa, birbirimizi kucaklamaya, sevgiye, her şeye çok fazla ihtiyacımız, bu duygulara çok fazla ihtiyacımız olduğu bir günden geçiyoruz. Bugün de inşallah onların böyle sonları olur, azalması olur dilekleriyle. Güzel bir aşk festivali bu. Biz Çeşme Yarımada'mızda 9 durak, 9 deneyim dediğimiz bir projemiz vardı. Yani Çeşme'nin sadece kum, deniz olmadığını, kendi her bölgenin kendi özelliklerine inanılmaz bir potansiyelin olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Bugün Aşk Festivali'nin bir gerçek hikayesi de var Dalyan'da. Nezir abimiz, ben de tanıyorum. Benim yaş grubum birçoğu tanıyor. Şimdi onun zaten hikayenin önünde duruyoruz. Aslında bir hikaye değil bu, gerçek. Ya çıkış noktasından feyiz aldınız kişi mi? Evet, tabii. Bu vatandaşımız sağır ve dilsizdi. Bir aşk, platonik bir aşka tutuluyor. Yani karşı yakadan, Sakız Adası'ndan bir bayana. Derdini de anlatamıyor ama sevgisine, aşkına ulaşabilmek için yıllardır bir uğraş yapıyor. Zaman geliyor işte bir tekneyle büyük bir uçurtma yapıyor, Sakız Adası'na gidiyor. Böyle bir yolculuğu da var. Dönüyor ondan sonra usta olmamasına rağmen, bir mimar olmamasına rağmen ama ciddi bir kule inşa ediyor. Kulenin üstünden Sakız'ı görüp aşkını görmek için. Böyle bir gerçek bir hikayesi de var tabii bunun. Anlamlı bizim için de. Ayakları yere basan bir şey ama dediğim gibi herkesin bu sevgi ve saygıya, birbirimizi kucaklamaya ihtiyaç olduğu günler bunlar. Evet, Çeşme'den Türkiye'de mesaj verilmiş oluyor. Bütün dünya. Peki başkanım, film gösterileri de olacak değil mi? Onlardan bahsedelim biraz. Şimdi bu etkinliğin içeriği şu. Burada şiir dinletilerimiz, aşk üzerine şarkılarımız ve şey olarak aşk filmlerimiz gösterime girecek. Çeşitli dans gösterilerimiz var. Bu bir ilki. Nezir Bey'in bir kulesi vardı yıkılmış zamanda. Onun şu anda yapım aşamasındayız. Sene inşallah onu beraber açacağız burada. Bu şekilde devam edecek. Ve gelenekselleşecek bu festival. Kesinlikle, kesinlikle. Biz Çeşme için dediğimiz 9 deneyim, 9 durak projemizin biri de bu. Bakın biz özellikle işte Alaçatı'da ot festivali yapıyoruz. Kendi içinde çıkan. İşte Germiyan mahallemiz var, ekmek festivali yapıyoruz. Ovacık mahallemiz var, işte orada koyun ve çeşme koyunu ve kavun festivali yapıyoruz. Ildırımız tarihle ilgili, orada tarih ve sanat festivali yapıyoruz. Bunlar hep böyle kendi özünden çıkan. Şimdi Dalyan'da bir aşk festivali yapıyoruz. Yakın bir süreç içinde Ilıca'da hazırladığımız, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizi ziyaret ettiği Temmuz ayı vardır. Tek bir defa ziyaret etmiştir Atatürk. Çeşme Yarımadası'nı. İşte o günle ilgili, onunla ilgili bir hazırlığımız var. Temmuz'a yeni bir festival geliyor. Ve 9 festivali Çeşme'nin o büyük şemsiyesi altında toplayıp Çeşme'yi daha değişik bir marka ve tanım haline getirmeye çalışıyoruz. Tüm Türkiye'nin gözü Çeşme'de her dönem olduğu gibi. Katılımın da çok yüksek olduğunu görüyorum başkanım. Daha da fazlalaşacak bu. Çünkü şöyle, seçim vardı, yaşadığımız sıkıntılar vardı, terör faaliyetleri. İşte ciddi olarak şehit olan polisimiz, askerimiz, vatandaşımız vardı. Ankara'da büyük bir katliamımız vardı. Bütün bunların üzüntüsü içerisinde belli bir şekilde bu güne kadar öteledik. Önümüzdeki yıl çok daha dolu, içeriği de çok daha dolu olup toplumun önüne çıkacaktır. Biz memnunuz ilgiden. Yani buradaki gelen konuklarımız, buradaki yaşayan vatandaşlarımız, o gülen yüzü bize yetiyor zaten. Buradan barışın, sevginin, o aşkın, yani aşk sadece iki cinsin birbirine duyduğu bir his değildir yani. Yani doğaya duyduğunuz, insana duyduğunuz, çocuğunuza duyduğunuz, hepsi bir içeride. Gülen yüzlü insanlar var en azından. Buradan da hem ülkemize hem dünyaya bir barış mesajı verelim yani. Yani yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek diyoruz. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Say,
no estás, como mis labios, mi hermano, yo te quiero besar. Y trato por no sentirme así, pero es malo saber que ya no me quieres a mí. Asyam, al yazmalım. Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu. Sevgi emekti. Asya. Kurtulamam. Ziyanı yok. Gülüşü yeter bize. Yüreğim kaydıysa günah mı? Çamura saplansam yardıma gelir misin? Elini tuttum, sıcacıktı. Yüreği elindeymiş gibi. Elinden tutuversem benimle gelir mi? Seninim işte. Alıp götürsene beni. Elveda Asya. Elveda Servi boylum. Al yazmalım. Elveda. Thank you.
Yandı kayış, yandı.